Bodrum'dayız. Altun'un iş gezisi vardı aslında. Ama ben de dedim ki neden peşine takılıp gelmeyeyim? Hatta dedik ki neden peşine takılıp gelmişken otele balayı çıktı olarak giriş yapmayalım. Çünkü biliyorsunuz ki biz yeni evlendik. O yüzden etrafta böyle seni seviyorumlu kırmızı balonlar, işte kalpli havlular falan var. Bu bizim asıl balayımız değil. Çünkü biliyorsunuz kısıtlamalar var. Burada da kısıtlamalar var aslında. İşte böyle ıslak zeminli aktiviteler, işte havuzdur, denizdir, spadır falan bunlar kapalı. O yüzden bu video daha çok böyle işte gezelim, görelim, yiyelim, içelim videosu olacak. Ben de fırsat buldukça bu geziyi ufak ufak vloglar şeklinde videolaştırıp sizinle paylaşmaya çalışacağım. O zaman hep birlikte gezelim, görelim. Meşhur Bodrum değirmenlerine geldik. Böyle görebiliyorsunuz zaten arkamda ve önümde de devamı var. Geçerken, yani buraya gelirken Gümbet'ten geçtik. Gümbet resmen böyle hayalet şehir gibi olmuş. Gerçi Bodrum'un çoğu yeri kapalı merkezi haricinde. Böyle işte sadece böyle tekeller gibi hani zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler açık. Onun dışında her yer kapalı. Yani böyle gezelim, görelim, yiyelim, içelim etkinliği dedik ama yani onu yapabilecek çok kısıtlı yerler var. Herhalde Bodrum merkeze döneceğiz. Yani burada maske bile takmıyorum çünkü insan yok. Onun dışında bu Gümbet manzarası var burada. Aşırı güzel. Değirmenler öyle. Şöyle biraz gösterebilirsin altı. En güzel değirmen bu. Diğerleri biraz fazla yıkılmış. İçleri boş genel olarak. Şuradan bütün şehir, yani Gümbet ayaklarının altında. Şöyle. İnsanın buradan bütün denizi kucaklayası falan geliyor. Çok güzel manzara. Bak. Çok iyi burası ha. Fotoğraf çekmeli kitap. Düşme, dikkat et. Poz ver. Şu an böyle kaya şey olur diye korkuyorum. Birden pam diye böyle aşağı düşerim diye korkuyorum ama şuradan... Dur bakayım. Boş ver, çıkma. Bilmiyorum, çıkamayacağım. Gerçekten bunu yapmayacağım. Kullanılabilir durumda gibi olan değirmen olduğu için buraya kilitlemişler, kapı falan yapmışlar. İçerisi boş yine ama içeriden şey geçiyor. Asma kat var içeride, çok ilginç. Buradan yine aynı şekilde şey yapmışlar, yukarı doğru çıkan merdiven yapmışlar, üstte asma kat var. Vay be, çok ilginç. Şu an direksiyonda Esra var. Arabayı Esra kullanıyor. O yüzden ben de ön koltuktayım ve Oytun ve Altı arka koltukta. Arka koltuğu sevmişler. O yüzden artık ön koltukta ben oturacağım. Nasıl fikir? Eş. Şu an Orta Kent'teyiz. İlk defa Bodrum'da esmeyen bir yer bulduk ve deniz dümdüz. Çok güzel görünüyor. Ve şaşırtıcı derecede bu mevsimde sıcak, yani böyle şey güneş falan vuruyor. Çok güzel. Gözlüğüm düştü.
Dur, denize düşeceksin Nur. Su sıcak biliyor musun? Gayet iyi. Bodrum bölgesinin en lüks mekanları burada. Yani Yalıkavak aslında Bodrum'da şu yönüyle de ayrılıyor. Kışın da yaşayan. Yani diğer taraflara gidip baktığın zaman Gümüşlük olsun veya Vitez olsun sezon dışında çok büyük bir hayat bulamaz. Ama bu bölge Yalıkavak bölgesi. Zaten Yalıkavak baktığın zaman burada plajlarıyla da çok güzel. Böyle Bodrum'un sabaha kadar çıldığın partileri oluyor. Bir sürü tekne var zaten. Şey. Aynen. Bu kadar yer gezdik mesela. Burada sadece böyle şey hayat var yani. Değil Bodrum'da mi? Diğer her taraf kapalı. Burası yani bayağı mağaza. Nurcuğum onun bir de şöyle bir şeyi var, faktörü var. Şimdi aslında Bodrum merkeze biz gittik. Şu an sezon olmadığı için her yer kapalı. Bir de tabii bizim şanssızlığımız şu. Çok sıkıntılı bir sürece denk geldik. Pandemi süreci. Yani biz buraya geldik. Biliyorsun kurallar yine değişti. Ya yani 4 kişi aynı masada oturamıyoruz falan. Yani böyle evet. Şeyler yaşanıyor şu an burada. Gezelim, görelim etkinliği. Aynen. Biraz ama şey oldu. Yalıkavak yalan. İşte şey, kışın da yaşayan bir yer olduğu için. Yani çünkü buranın yerlisi burada oturuyor. Kışı da burada geçiyor. Şimdi Bodrum merkeze bir tek turist gidiyor. Şimdi Bodrum'un yerlisi burada oturduğu için kışın da mekanlar ekseriyetle burada açık Yalıkavak bölgesinde. O yüzden daha da böyle değil mi? Hani oradan geldiğin zaman böyle hani burası İstanbul gibi yaşayan bir şehir izlenimini veriyor. Evet, veriyor. Aynen. Bu Bodrum'da tek yaşayan bölge herhalde. Şu an Gümüşlük'e geldik. Burada balık yiyeceğiz. Denize sıfır bir şekilde. Bodrum'un en çok beğendiğim yeri burası oldu sanırım. Böyle ileride işte tekneler, böyle işte denizde taşlar falan var. Üzerinde böyle yürüdük. Çok eğlenceli ve hani böyle çok vakit geçirebileceğiniz huzurlu bir yer. Ama buranın sessiz sakinliğini çok sevdim. Çok dingin bir yer. Özellikle çok zevkli olacak herhalde burada yemek yemek değil mi Altı? Katılıyorum. Şöyle biraz denizi göstermek ister misin? Kalkayım mı? Kalk. Şaşırtıcı derecede. Şey de sıcaktı. Sıcak olan su değil, soğuk olan hava bence. Soğuk olan hava, doğru. Su sıcak ama hala hava soğuk yani. Daha yazlık şeylerle geldim. Aslında biraz daha kışlık şeylerle gelmem gerekiyormuş. Bilemedik işte böyle ceketle falan böyle idare etmeye çalışıyoruz. Eğer Bodrum'da yaşamak isteseydim muhtemelen Gümüşlük'te yaşardım. Evet. Altı işlere duyurulur buradan. İleride. Belki. Şu an Bodrum'da akşam saatleri ve böyle iki tane mont falan üst üste giydim. Bayağı soğuk. Şu an donuyorum. Ama bu manzarayı da göstermeden videoyu kapatmak istemedim. O yüzden şöyle biraz taşlarımı deneyim. Görmen lazım. Ve şey gibi deniz.